Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir günlük işler videosu çekeceğiz. Şöyle ahırda güzel bir manzara vardı. Bu manzarayla birlikte videoyu başlatmak istedim. Yem yeni dökülmüş. Hepsi birlikte abanmış durumda. Ayak çıkarma huylarını bırakmadılar. Ama artık şu meydana çıkma işini bıraktılar. Yani 2 ay boyunca sürekli şu aralardan buraya çıkan hayvanlar oluyordu. Ayda en az 40-50 tanesi çıkıyordu yani abartısız bir şekilde. Günde en az 1-2 tane çıkıyordu. Artık hiç çıkmıyorlar. Neredeyse bir aydır. Bir ay demeyeyim de 15 gündür hiç çıkan olmadı. Boyları artık büyüdüğü için geçemiyorlar demirlerden. Bugün pek bir işimiz yok. Kepçe yine arızalı. Ona servis gelecek muhtemelen. Arkadaş şu tekerlerin döndüren bir mekanizma var. Onları kırmış. Nasıl kırmayı becermişse. Belki de eski olduğu için kendiliğinden kırılmıştır. Bir şey diyemeyiz. Her neyse işte onu ayarlayacaklar. Onun dışında şu an için bir şey gözükmüyor. Ah, mevzu çıktı. Ayağı şişmiş. Muhtemelen bir tane hayvan da üstüne basmış. Patlatmış. Muhtemelen de ayağı kalkmıyordur bu hayvan. Ben şunu bir gruba atayım. Dönüyorum hemen. Tam hayvan kalkamıyor diyecektim. Biraz uğraştım kaldıramadım. Ben dışarıya çıktım. O da ayağa kalktı. Ama zayıflamaya başlayacaktır. Onun için bunun acilen kesime gitmesi lazım. Zaten arada en zayıfı da oydu. Onu tek başına bir şekilde acil kesim yapmamız gerekiyor. Ayarlayabilirsek bugün onu göndermemiz lazım. Bu tarz hayvanlar genelde yem yemiyor. Bu şekil ani bir sıkıntı yaşadığı zaman. Şimdi tırnakta problem vardı önceden. Ama yem yiyordu. Şu an yeme de gelmeyecektir muhtemelen. Ve daha kötüleşecektir her geçen gün. Kan da ayrıyeten kaybediyor. Bu tarz hayvanlar acil kesime gitmediği takdirde günlük minimum 2000 lira civarı bir zarar yazar. Hem almadığı etten kaynaklı hem de kaybettiği etten kaynaklı. Günlük 1500-2000 lira civarı zarar yapar. Onun için şimdi gidip onunla ilgili görüşeceğim. Bugün bir şekilde çıkarıp göndermeye çalışacağız. Gidebilirsem onunla kesimhaneye gidip kesimhanedeki videolarını da çekmeye çalışırım. Arada zaten tek gelişmeyen oydu. Ortalamanın hepsini düşüren de oydu. Ama yine de işte toplu gitsin, arada kaynasın diye bekliyorduk. Bizimkiler de biraz inatçı çıktı. Bunları göndermemekte. Dişilerle birlikte göndeririz. Tek başlarına gönderemeyiz diyorlar. Toplu para elimize geçsin vesaire vesaire. Ama halbuki şu anda şu hayvanlar günlük yediğini şeyini çıkarmıyor. Yani besisi bitmiş durumda. Yani bu hayvan artık kilo almıyor. Bunların hepsinin normalde gitmesi lazım çoktan. Yaklaşık 15 gündür bunların gitmesi lazım diye sürekli söylüyorum ama sakalımız olmadığı için lafımız geçmiyor. Sakalımız yok derken deyim anlamında söylemedim. Yaklaşık 3 senenin ardından yani askerlik bittiğinden bu yana ilk kez sakalımı kesiyorum. Normalde hep sadece şu kenarlardan kısaltıyordum. Sürekli uzundu. Hatta beni ilk kez belki sakalsız görüyorsunuz. Daha önce sakalsız görmüş olma şansınız çok düşük. Belki imkansız bile diyebilirim. Ki bundan sonra da sakalsız görme şansınız yine imkansız olacak. Bu ilk ve son olacak muhtemelen beni sakalsız olarak görmeniz. 3 gün önce şurada bir kaşıntı, aşırı kaşıntı hissettim. Bu kaşıntıdan dolayı tamamen kesip hepsinin bir hava almasını istedim. Bir de şuralarda sürekli döküntüler oluyordu. Yani bir problem var ama ne olduğunu bilmiyorum. Cildiye'ye gittim hiçbir problem olmadığını söyledi. Şuramda da sürekli soyulma var. Şu yanak kısmında. Şu anda gözükmüyor. Biraz kızarıklık belli ediyor ama yaklaşık 3 haftadır burada sürekli deri dökülüyor. Sürekli deri dökülüyor. Yeniliyor, dökülüyor. Yeniliyor, dökülüyor. Yani benim tahminimce kuaförden kaynaklı. Çünkü normalde hiç gitmezdim. Ama bir defa tek cilt bakmana gittim. Bir defa ama ömrümde belki ilk kez gidiyorum. Bir defa tek gittim ve sonucunda böyle oldu.
Ondan sonra şuralarım çatlamaya başladı. Şuraları çatlamaya. Onlara sorsan diyecek yine cildin kendini yeniliyor. Ama bu mübarek en az 50 defadır buradan deri dökülüyor. Yani 50 defa mı yeniledi bu kendini? 25 yılın acısını bugün mü çıkarıyor? Ben hava değişikliğinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü 3 sene kadar İzmir'de kaldım. Üstüne buraya geldim. Burada da bir hava değişimi yaşadım. Bir de aşırı güneş var. Bu da etkiliyor. Bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Her neyse. Geçer muhtemelen. Çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Biz işimize dönelim. Şimdi o hayvanın işini ayarlayıp tekrardan size dönmeye çalışacağım. Tamamdır. O hayvanlar yarın hepsi birlikte kesime gidecekmiş. Bugün idare etsin dediler. Durumuna baktığım zaman da bir gün idare edecek gibi duruyor. Yarın o 18 tane hayvanın hepsi kesime gidecek. 18 deyip duruyorum ama 17 tane var. Bunlara ilk başladığımızda 18 taneydi. Birini ilk tırnak bakımında direkt kesime yollamıştık. 17 kalmıştı. Aklımda sürekli 18'miş gibi geliyor. Yarın buradaki 17 tane hayvanımız kesime gidecek. Büyük ihtimal ben de bunlarla birlikte giderim. Hem burada kantarda canlı tartımını yaparız. Ortalama tek tek tartma şansımız yok. Kamyondayken canlı bir toplu tartımını yaparız. Ardından karkas tartımını yaparız. Ne kadara gitti, ne oldu, şu oldu, bu oldu hepsini paylaşırız. Zeytin. Aha. Kapat kapat kapat, bu tarafa kapat. Topal abi de bu. Hep senin yüzünden. Hep onun yüzünden zaten. Neyse getirsin bakalım. Bunu da yorumlarda ismi Zeytin olsun dediler. Zeytin tek başına şey gibi olur. Bir arkadaş da boğa olduğu zaman, yarın öbür gün bir iki ton olduğu zaman zeytin mi diyeceğiz demişti. Mantıklı abut. Bir şey o da. Abut yer abut. Abut ne la? Buna ancak kara zeytin deriz. Biraz daha kabadır en azından. Oh, parmağım kaldı. Ya şu makineyi alalım hemen hayvana. Hasta hasta ama manyak. İçidir makineden kaçıyor. Dikkat et, kapıya dikkat et. Yürü. Zeytin de manyak gibi. Etrafımızda dolanıp duruyor. Ya oğlum sen ne delisin ya, ayağına bakacağız alt üst ya. Hayt! Manyak mıdır nedir ya? Bak kendini de yaraladı durduk yere. Kızım içeri gireceğim, bak sen bayağı tehlikelisin. Yarım yap. Elinle hemen kapatırsın. O kadar da değil la. Hadi kızım. Hadi. Hadi hadi. Vuracak diye korkuyorum. Atar ha yani. Böyle arkasında değilim, yandan atamaz diye hesap etmeyin. Yandan bile tekme atabilir. İnek her yöne tekme atabilir. Ondan yanda durduğunuza güvenmeyin. Hadi lan. Ya oğlum. Allah Allah, manyak çıktı ya. Gir içeri. Tamam. Kapat. Bayağı manyak çıktı bu. Hey.
Hangi ön ayağı? Sorduğu soruya bak. Arkadaşlar ön ayağı arka tarafı yani. Şunu. Bunu bağlayalım mı? Sağ arkaya. Bak bu sistemin kötü olduğunu da buradan anlamış oldunuz. Önceki tırnak videolarından da anlamış olduk. Bu kapının hiçbir işe yaramadığını. Normalde diğer tramvaylarda bu kapı çapraz oluyor. Şu alttan sabit şöyle çapraz geliyor buraya. Ki hayvan çıkamasın diye. Hayvan kafasını buraya koydu mu tak kapatabiliyorsun. Ama bunda çapraz sistem olmadığı için hayvan aradaki boşluğu kullanıp dışarı kaçabiliyor. Ve aradaki boşluk da tam kafasına göre değil. Geri çıkarken kafasını yerinden de çıkarabiliyor. Neyse şimdi ayağı bir bağlayalım, kaldıralım bakalım altında ne var. Oli oli. Gelsin. Kaldır bekleme. Üç ayaklı. Kaldır. Yanlış bağladık. Niye? Şuradan bilekten bağlayacaktık ki bileği buraya çeksin. İndir. Çek elini birden çek, kaç oradan. Manya. Normalde vırt diye çekiyor onu. Bak ayakta şöyle bir yaramız var. Dijital dermatit. Yapacağımız tek şey şu. Suyla yıkayacağız. İlacımızı yapacağız. Bırakacağız. Herhangi başka hiçbir şeye gerek yok. Suyu getirsin arkadaş. Açma. Beyro. Aa, burada su var bak. O da oradan doldur. Depremden önce ben buraya hortum çekmiştim. Şöyle şu tepeden. Buranın ucuna kadar bir tane hortum çekmiştim. Şuraya sabitlemiştim. Burada hemen hayvanın ayağını 2 dakikada tıs 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 temizliyordum. O şekilde suya rahat bir şekilde ulaşım sağlıyordum. Oğlum. Hayvan. Ne kadar zorlarsan o kadar senin için sıkıntı bak. Bekle. 2 güne bir şeyin kalmayacak. Ha, bu şekilde suyla sadece yarayı temizleyeceğiz. Fırçalayabilirsek daha güzel olur. Fırçayla böyle yani gübre kalmayacak şekilde iyicene temizleyeceğiz. Biraz daha getir. Tamam. Sadece bak bu şekilde suyla temizledik. Hiçbir şekilde bıçak vesaire herhangi bir şey kullanmadık. Eskiden bunların üzerini temizliyorduk, tıraşlıyorduk falan filan. Hiçbirine gerek yok. Dur oğlum dur. Bak kendini ne hale getirdi. Bak kafayı çıkardı, nereye geldi. Ondan sonra tut şunu bir saniye. Kameraya koymayayım. Tamam. Gündüz full kepçeyle uğraştık. Kepçe çalışmadı. Şimdi mecburen elle yapıyoruz yeme. 70 kilo bezelye ekleyeceğiz. Bu arada rasyonunu öğrenmiş olursunuz tekrardan nasıl yapıyoruz diye. Bu bir öğünlük sadece, yani sadece akşam için. Şu an 70 kilo bezelye otu ekliyoruz. Şu an 55'te. Bunu ekleyelim, devam edeceğim. 70 kilo bezelye attık. Sıra samanda. 100 kilo saman atacağız. Yani 170 olacak burası. Samanı 170 kiloya tamamladık. Sılaj atmaya başladık. 200 kilo da sılaj atacağız. Aşağı yukarı hayvan başı 1 kiloya denk geliyor. Karanlık çökmeye başladı. Görüntü de bozuluyor. Işığı açınca daha iyiymiş. 370'e tamamladık da arkadaş biraz hızlı olduğu için
Çabuk çabuk dolduruyor. Bu arada Fezlullah'ın biraderi oluyor kendisi. Bundan da 320 kilo koyacağız. Karışım tozum ot şeyimiz vardı ya. Arpa, pamuk tohumu küpesi vesaire işte. Karışık. Ne var içinde? Arpa, kepek, pamuk tohumu küpesi. Bir de ayçiçek tohumu küpesi. Bu üçünün karışımı var. Detaylı rasyonu paylaşmıştım daha önce. Onu bulabilirsiniz. Besi ikinci ay rasyonu diye. Bunu da 635 kiloya mı ne falan tamamlanması gerekiyor işte. 320 kilo koyacağız. Onu ben şu anda telefonda not ettiğim için aklımda değil. Birazdan bakacağım. Dökülüyor. Bunu traktörü boşaltayım. Hatta onu da size göstereyim. Her neyse bunu da bitirelim. Hatta devamını size söyleyeyim. Bezelye attık. Saman attık. Daha sonra mısır sılacı attık. 200 kilo kadar. 70 kilo bezelye, 100 kilo saman, 200 kilo mısır sılacı, 320 kilo karışık yemimizden kullandık. Son olarak da o bittikten sonra 200 kilo besi yemi kullanacağız. Hayvan başı 1 kilo yani. Normal proyemi CPR besi yeminden ekleyeceğiz. En sonda bir 100 kilosu ekleyeceğiz. Götürüp hayvanlara dökeceğiz. Normalde suyu şu tozdan önce yapmamız gerekiyordu. Ama elle yaptığımız için biraz sıkıntı oluyor. Onun için istisnalar kaideyi bozmaz. Bugün biraz istisna yapmış olacağız. Yemi tamamladık. 890 kilo. Son olarak bir 100 kilosu koyacağız. Dağıtmaya başlayacağız. Hayvanlar yatmıyor. Saat neredeyse 9 oldu. Hepsi yemi bekliyor şu anda. Yem nerede lan diye de bağırıyorlar. Şu anda yani şu bağırış yem nerede? Çabuk getir gibisinden bir bağırış. Suyu da ekleyeyim. Dağıtmaya başlayalım. Hepsi yemiyor, bir tek o ayağı patlayan yem yemiyor. Geri kalan hepsi yiyor. Sadece düvelerin bir 100 kilosu kaldı. Besilik düvelerin. Bizim onu da atacağız. Şöyle hayvanlar yem yerken bir şölen yapıyorlar. Onu da size göstermiş olayım.
Aç kalsalar bile yerde kalan samana minnet eylemiyorlar. İlla bu yem gelecek. Saman olsa da yemiyorlar. Şükür bugün de bitirdik kazasız belasız. Of. Ağzım burnum her yerim saman dolu şu anda. Bunun da el freni çalışmıyor. Çünkü bakmışsın sabah. Şeye gitmiş. Şimdi bir de sizin her şeyiniz de bozuk. Babamın bir lafı var. Ya yok ha yok. Niye yemiyorsunuz lan? Oğlum bunlar mı kilitli? Yok. Yerseniz yiyin, yemezseniz yemeyin. Ben ne yapayım? Karnınız tok demek ki. Zaten birkaç güne kesime gideceğiniz. Akşam oldu ya, herkes arayıp duruyor. Sanki ben zevk alıyorum. Bu saatte. Cevap vermemeye. Ben de iş başındayken telefon ödülmekten gıcık alıyorum. Her neyse. Ne oldu lan? Durum vaziyet bu şekilde. Bugün de böyle bitirdik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlarda belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmiyorsunuz çoğunuz. Beğenin. Hadi Allah'a emanet.